Timur'a aynı zamanda analistlerimize çok çok teşekkür edelim. PUBG Mobile Pro League'de günün artık süper hafta sonunda ilk karşılaşmasına geçme vaktimiz geldi. Erenger haritasında Sosnovka tarafından başlıyor olacağız. Sonrasında Stavber'e doğru uçağımız hareketlerini gerçekleştirecek. Kolay diyebileceğimiz uçaklardan bir tanesi tamamen orta tarafta, bir miktar doğuya kaymış durumda ama atlayış konusunda herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Gayet rahat şekilde ekipler yerlerini bulacaklar. Ben tabii bu noktada şunu da bir yandan eklemek istiyorum. Genel hatlarıyla baktığımız zaman takımların ilk hafta içinde de bu konuda sorun yaşamadığını gördük. Yani Sinan, sence bu bir artı mıdır, eksi midir? Acaba bu oyun planlarını daha iyi kurmalarına yardımcı olacak mı? Sıkıntı yaşayan takımlar için bunu soruyorum. Biraz daha yardımcı olacaktır kesinlikle. Ama senin de söylediğin gibi zaten hafta içinde çok ciddi bu açıdan problemler yaşanmadı. Evet. Bu hafta sonunda ben işlerin her takım için biraz daha iyi olmasını ümit ediyorum. Yani hafta sonunda çünkü ilk gün gerçekten bütün takımlar, şöyle söyleyeyim hatta, neredeyse bütün takımlar çok iyi performans sergileyip ikinci günde birazcık vitesi düşürmüşlerdi. Yani bugün artık bütün takımlardan o maksimum performansı, maksimum verimi ben de görmek istiyorum. Ortaya nasıl bir sahne çıkacak merak içerisindeyim ben açıkçası ve sağ tarafa doğru güzel de bir alan verdi. Bu arada bayağıdır da görmüyorduk. Aynen öyle, yani sert bir alan verdi ve evet, şu anda bir acaba Sosnovka görür müyüz sorusu bence kafalarda var. Ne diyorsun? Görmeyiz diye düşünüyorum ben. Yani çünkü %50 ihtimal diyebiliriz belki bunu ama bir yandan suyu da katacak olursak hala çoğunluk kara anlamında baktığımızda ana karada. Evet, çok bana geçecekmiş gibi gelmiyor. Tabii belki de farmın biraz daha güneyinde köprü etrafında bitmiş bir oyunu izleyebiliriz ama bana sanki ana yarım karaya geçecekmiş gibi hissediyorum ben alanı. Yani oyuncuların da atlayışına bakınca zaten Beşiktaş'ın zaten daha önceki dönemlerde de Feri Pierre civarlarına atladığını biliyorduk. Genel olarak takımların hepsi şu anlık rahatlıkla lootlayabilecekleri bölgelere ulaştılar. Yani Inflames hala şu anda Rapido ile beraber Georgiopol'ün birazcık doğusuna kadar süzülmeye devam etti. Yine Next Rüya Kudur'la beraber süzülmeye devam ediyor. Bu takımlar için tabii birazcık uzun bir loot süresi olacak ama yani tabii alanın da çok da sıkıntılı vermemiş olmasının ötürü herhangi bir şekilde zorlanacak bir ekip göremiyorum ben şu anda. İşte birazcık çarpışma ihtimaline sahipler. DA doğruya doğru gelmiş ve şu anda Kenzie'nin kıstırılması çok yüksek ihtimal. Grok spreyini attı. Uzaklaştığını göreceğiz biz de Kenzie'nin. Fenerbahçe köprü tarafına almıştı. Diğer ekiplerin de yavaştan girdiğini görürüz ama Mutlu aracı kenara çekti. Şu an bandaj basması lazım. Enerji o da topladı. Bunun farkında ve aynen enerji öyle enerji topladı. Evet. Bandajını bastı. İkinci bandajı da bastıktan sonra hemen aid'ini atacaktır. Çok yani ucundan bir oyun. İlk çatışmaya çok da sık girmeyecek bir iki tane ekip bunlar. DA galiba Beşiktaş'ı gördü. Kılıç'ın canı çok az. Aracı tütüyor. Patlatabilirler. Gelmesi lazım orada mermilerin, o da aracın patlayabileceğini düşündü ve aracından atladı ama ne yazık ki bu noktada yapabileceği çok fazla bir şey yok Timber'a karşı. Açıkta yakalandı. Timur mermileriyle beraber burada ilk skoru almak istiyor. Clutch'ı şu anda bitirmek istiyor. Kanamaya yüksek ihtimalle ölecektir. Ben yakında herhangi bir Beşiktaş oyuncusu ne yazık ki göremiyorum. O da burada süper hafta sonunun ilk puanı olarak DA kadrosuna yazılacak. Arkalarının artık boş olduğuna haberdarlar. Diğer oyuncular geçti. Beşiktaş bir oyuncu kaybı yaşadı. Yani bölge olarak fena noktada değiller ama burada Inflames'le ciddi bir savaş verecekler. Rapido. Yani o ciddi savaşın ilk mermilerinin kurbanı. Ray solunda gördüğün saniye attı. Şimdi bir de burada güzel bir 6x spray. Kenzie'nin canını azalttığını fark edeceğiz ama düşmesi için yeterli değil. Bu noktada ben basmalarını bekliyorum fakat galiba yakınlarında araç yok. Mutlu zaten uzaklardaydı. Bunun farkındalar. Soulless kayalardan kendisine cover yaparak hemen hızlı bir şekilde sağ taraftan flank'e doğru çıktı. Aynısını Ray'den de görüyoruz. Burada Rapido'nun ardından Mutlu'nun üzerine doğru, en azından yakın bölgedeki Mutlu'nun üzerine doğru oynuyor. Ve bu süreçte bir yandan da karar almaları gerekecek. Yavaş yavaş alanın bir kez daha kapattığını göreceğiz. Bakalım nereye doğru verdi. Anakara tarafını zaten konuşmuştuk. Yüksek ihtimal orasıydı ve çok güzel bir alan. Çok net bir alan. Ekipler zorlanmayacaklar. Özellikle bu kadar zorlu ilk iki alanın ardından olabilecek en iyi noktaya verdi. Herkes içeride veya yakın. Keyifli şimdi stratejiyi çizme vakti. Milita tarafına ne diyorsun? Onu hemen sana bir sormak istiyorum. En sıkıntılı bölge çünkü şu anda Milita. Yani kesinlikle öyle. Futbolist daha kuzeye doğru rotasyon atmayı tercih edebilir diye düşünüyorum ben. Oradan girmek çok mantıklı bir deneme olmayacaktır. Futbolist orada eğer arkadaki baskıyı biraz daha doğu tarafındaki takımların üstünden almayı başarırsa ki kuzeye rotasyon atarak bunu yapacaktır. Doğu tarafı biraz olsun rahatlayacaktır. En azından o savaş çok ittirilmeyecektir. Yani biraz da olsun alan köşesi oynanılıp biraz daha zamanı oynanılabilir olur.
olacaktır. Yani tabii futbolcusunun da nasıl bir rotasyon atacağı önemli ama büyük bir ihtimalle onlar kuzeye doğru giderler diye düşünüyorum ben. Batı tarafındaysa da önemli bir yoğunlaşma var gibi gözükse de yine de bu alanda birazcık bekleyecekmişiz gibi ama bazı takımlar ufak tefek kayıplar verebilir. Ama burada Kenzie mutluyu yani öyle kritik bir pozisyonda düşündü yani... ki hiç bilmiyorum, X-Ray'den anlayamadım. Ya galiba Reyze atmaya çalıştı bombayı ya da Sis falan mı attı diyeceğim ama oradaki oyuncuya da Sis'e gerek yok zaten. Evet, evet, evet. Yani kendi takım arkadaşını düşürmüş oldu burada. Biraz garip bir sahne. Selim arka tarafa doğru açılmıştı. Şu anda Kenzie ile Kostra'yı kıstıracaklar. Zaten bir oyuncuyu kaybetmişlerdi ve Beşiktaş'ın bu puanları alabilmesi onlar için çok önemli. Şu anda kenarda oldukları ve alanın henüz içine doğru gitmedikleri için bir oyuncu kaybetmenin verdiği o dezavantajdan kurtulmak istiyorlar. Fenerbahçe bu savaşa girmişti. Hem Blaze'le hem Diye ile çarpışmak durumunda. Rose yerde, Rip Gron üzerine doğru çıkıyor. AK yakın mesafe etkili olabilir ama hemen bir cevap var burada Grok'tan. Mick Guzisi ile birlikte konuşturdu pozisyonu ve ekibi ayakta tutmayı başardı. Kendi canını yeniledikten sonra Rose'a gitmek istemeyecektir. Timber de buraya doğru yaklaştı. Dokunmadan bir bomba denemesi evin içine doğru gireceklerini düşündü ama yanlış bir tahmin. Inflames bizim görmediğimiz noktada Beşiktaş'a puanları vermiş ve elenen ilk takım süper hafta sonunda Inflames oluyor. Son dakikalarda, son saniyelerde buraya gelmeyi başarmışlardı. Birazcık daha performans arttırmaları gerekecek. Eğer ilk 16'da çıkmak istiyorlarsa hafta sonundan. Yani burada yardım gelmesi lazım dokunmaya. Sonunda o yardım geliyor. 2-2 dalmak çok riskli aslında böyle bir alanda ama bir şekilde sadece bir oyuncu kaybı vererek şu anlık burada Diye'in bulunduğu konuma doğru bastı Fenerbahçe'nin diğer iki oyuncusu da. Burada Rock'la düşürülecek. Uzaklardan galiba geldi o mermi. Ben tam olarak görememiştim de dokunma orada indirmiş. Sabian burada mermilerini atıyor ve dediğimiz gibi ara kısımda yani evlerin içine dışına Blaze bayağı bir mermi yağdırdı. Bayağı. Pozisyona çok etki ettiler ve gidişatı değiştiriyorlar. Rebellion yere doğru yattı. İlk mermilerini tutması lazım eğer Timber'ı almak istiyorsa ama ne yazık ki burada Timber'dan daha iyi ayak oyunları. Tabii bir kez daha Timber'da sanırım Blaze'den mermiler geldi. Evet geldi. Ya Blaze'den ya Boçka'dan. Bir canı kaldı. Yok sanırım Blaze'den geldi. Blaze'in açısı vardı aslında ayaktayken oraya. O odayı görebiliyorlar. Yani 2-2 dağılım fena değildi. Blaze'in de destekleri Fenerbahçe'yi birazcık sıkıntıya soktu. Aslında fena bir oyunu ortaya koymamışlardı. Bir oyuncu kaybettiklerinde buraya diğer iki oyuncu gelmeyi başarmıştı. Hala dokunmada kanamaya devam ediyor. Yani Fenerbahçe'nin birazcık talihsiz bir an geçirdiğini söyleyebiliriz ama yani böyle bir alanda da böyle ucu açık ev arasında 2-2 dağılımda birazcık risk taşıyordu. Onlar da bu riski almayı tercih ettiler ve şu anlık biraz cezalandırılıyorlar gibi duruyor. Yani burada alanı bir kez daha gördük. Özellikle artık tam anlamıyla o farm bölgesine doğru gidiyoruz. Sevdik dediğimiz yerlerden. Şu anda bu evlerin kontrol edilebilmesi çok önemliydi ama bir yandan sıkıntı da iki oyuncunuzu kaybettiyseniz iki oyuncuyla yapabileceğiniz fazla bir şey yok bu noktada. Alanın size vermesi lazım. İki kere belki üç kere hard shift almanız lazım ki ancak o zaman işte ilk beşlere ilk altılara kalabilirsiniz. Timber burada görüldü dokunmadan. İyi bir açı Digital Athletics oyuna 15. olarak son noktayı koyacak. Textria tarafından alınmış. Analistler bayağı bir destekliyordu. Elleri, kolları tutan, kaliteli, oyunu bilen takımlardan bir tanesi Textria ve bakalım orayı nasıl kullanacaklar. Benim gözüm onlarda ama sana da alanı gördükten sonra şöyle bir ufaktan galibiyet tahminlerini sormak istiyorum. Belki bir iki takım olarak da verebilirsin. Şu an hala 14 ekip çünkü hayatta. Blaze ve futbolist. Güzel gayet. Ben de Blaze konusunda katılacağım. Futbolisti tam olarak göremedim şu anda. Birazcık kenarda kalmış gibiler ama benim kafamda da Blaze ve Nextria. Biraz alanın böyle kime verdiğine göre değişiyor. Futbolist sıkıntıya düşecekmiş gibi hissediyorum ya bana ama. Bana şöyle geldi Anıl bu arada. Bana da tam şöyle geldi. Yani ya Blaze ya Nextria kazanır orayı. Bir noktada orada o ortadaki iki takımdan ikisi de yani galip gelemez gibi geldi. O yüzden birini eledim kafamda. Yok oldu bu arada Solkaş. Evet, sen bunları söylerken. Yok oldu gerçekten. Soruyu sorduk 15 saniye geçti yani. Bir sonraki alanı bari görselerdi de yine bize kalmasaydı şey top. Ve kıstırıldı ama o bomba kaliteli bir bomba. O bomba güzel bir bomba ve Demon yere doğru düşürüldü. Aiden'i basabilecek ne yazık ki pozisyonu yoktu. Ekip arkadaşlarına bilgiyi verebilmek adına şöyle birazcık alana doğru ilerledi, devam etti, emekledi. Zaten bu da garantinin gelmesi anlamına geliyor. Şimdi zaman zaman bu rotasyonları yavaşlatmak gerekebiliyor. Şimdi burada Edili'yi, Elon'u almaya çalışacak. Elon hemen aracını sol tarafa doğru kırdı ve evin arkasına geçti. Sonrasında
kendisine bir konum bulması lazım ama Rome'a gitmek doğru karar mı? Ben bunu merak ediyorum. Orada 2'ye 1 de kalmış durumda olacak. Hatta 2-2'ye girdiler sanırım sislerin içine doğru. Yakın bir oyun. Nerede olduklarını bilmiyorlar. Rome çok fazla hasar aldı. Araca doğru bindi. Bir drive-by benzeri deneme gelecekti Rome'dan ama kendi bombasıyla beraber burada düşüyor. Sonrasındaysa Nihat skoru ellerinden alacak burada. Sürreal dibinde olan puanı çekemedi. Müthiş bir zamanlama. Next try bakar mısın? Açıkta gördü. Mermilerini attı ve hemen skorları çekti. World of Wonders 11. olarak kapatırken futbolist Lovazine tek başına hayattaydı. S2G için imzalar atılmış ve bu oyundaki anlaşmaları sona erdi. Şimdi burada kalse açık kalıyor. Yani reset en azından içeride. Onlar evet. Biraz da 13. bölge olarak yılanlamayı deneyecekler ama çok zor ihtimal ya. Çok zor. Evet. Next Ray'e verdi oyunu şu an. Evet evet. Ben yazdım daha. Galibiyet ya. Bakalım. Ben de çok yüksek ihtimalle onların kazanacağını düşünüyorum bu alanda beraber. Zaten orada reset. Yılanlamalar yalan oldu. Ya bu arada galibiyetten kastım yandan şu maksimum puanı da toplayabilirler. Belki birinci olmayabilirler ama çok iyi skor çekecekleri kesin. Çok güzel skor almaları lazım o mantardan. Orayı boşa geçmemeleri gerekiyor. Tam istedikleri alan bu onların. Bakar mısın yani bütün tarlaya doğru gelen 8 tane takım olacak. Birilerini vurursun diye düşünüyorum. Ama bizim bir öncesinde konuştuğumuz Blaze ekibi hemen burada takaslar almaya çalışıyor. Savian kendini düşürdü bombayla. Büyük hata. Zamanlama hatası çok var. Red evet. Kanamaya devam ediyor. Tron kaldırdı onu. Kaldırdı ama ciddi bir zaman kaybı yaşayacaklar burada. Şu anda Mykon. Oraya doğru rushlamak istedi. Molotoflarla beraber yolu o kadar iyi kesildi ki bu arada. Yani oyuncuyu tam anlamıyla düşürmeye yönelik değil, yolunu kesmeye yönelik bir molotof atışıydı bu. Tron bu sayede nerede olabileceklerini aşağı yukarı tahmin ediyor. Ayak seslerini de duymuştu. Red zaten... yok Tron, o başka oyun. Burada yok öyle bir şey. Orada bir wallbang denedi ama gelmeyecek. Mykon iyi bir koşu yaptı. Savian'ı. Yani indirerek burada pozisyonu kurtarmış olabilir. Ağaca biraz daha yaklaşması lazım ama göstermemek için. Reds de zaten bilgiyi veriyor. Kazers. Son puanı olabilir burada Blaze'in. Acaba birebir hangi oyuncu alacak? Yani Mykon mu yoksa Tron mu? Soru işareti burada ikisi ve Mykon. Crew Jolly'yi hayatta tuttu. Beşinciliğe kadar getirmiş oldu bu sayede. Jolly hem sıralamayı aldı hem de skorları çekiyor. 8 skor puanına ulaştılar. Beşiktaş 8 ile onları eşitlemiş durumda ve benim az önce çok daha fazlasını bekliyorum dediğim Nextria 3'te tıkandı şu an. Bir türlü vuramıyorlar. Bir türlü vuramıyorlar. Çok fazla sis var. Çok fazla skor kaptırdılar. Şimdi bir tane daha çektiler. 4'e ulaştırdılar sayılarını. Gelmesi lazım ama. Gelmesi lazım yani o mantar konusunda çok hassasım. Onu konuşalım. Geldi. Müthiş bir bomba geldi. Yani Frozen 4.'lüğü getiriyor böylece. Şimdi artık 6 leşin ardından birazcık kendilerini sanki güvene almaları lazım. Sürreal. Açıyı iyi almış. Her ne kadar üst kattaki Nihat'ı bir yandan kontrol etmeleri gerekiyor olsa bile bir yandan da tabii ki Frozen'a baskıyı kurmuş oldular kendi gösterince. Mykon'da hiç yani sessiz, sakin, sanki az önce Blaze'le birbirlerini parçalamamışlar, kimse oradan bir ses almamış gibi alana girebildi. Nexturia'nın bütün odağı Sürreal'de. Bütün odağı şu anda Sürreal'de. 4 takım kaldı, 10 oyuncu var. Boran, indirilen bir başka isim Nexturia. Kudur'la birlikte mermilerini burada attı. Şimdi Kudur fazla gösterince cezasını Çita tarafından kestiği sahneyi biz izlemiş olduk. Bence çok bakmasa iyi olabilir Kudur orada. Yani daha fazla sürünüp de riske atmaya gerek yok. Yerler de biliniyor. Nexturia çok avantajlı şu anda. 6 kill puanları var. 1300 hasar vermişler. Koşacaklar. Fena değil. Hiç kötü değil yani. Burada daha da vuracaklarını hesap edebiliyoruz. Çok zor değil bunu görmek. 4 oyuncu hayattalar. Yani kazandıkları durumda eğer 1750-1800 hasarları olursa ki olacaktır. Fena bir oyunu ortaya koymamış olacaklar. Göstermemeleri lazım tabii bir yandan. Şu an tam alan geldiği bölgede eğer düşerlerse hatalı oynamış olacaklar ve sıkıntı şu. Birçok ekip onların orada olduğunu biliyor. Herkes onlara bakmaya devam ediyor. Kral oyun alanına düştü. Galiba son gelen mermi herhalde bayağı bir hasar verdi. Evet. Bir yandan 8 basmayı falan düşünmüş olabilir belki o alan dışında. Boran ona 8'lerini verdiyse sıralamaya oynamak istemiş olabilirler ama böyle Mykon. Bir şey gerçekleşmeyecek.
Boran yine UEV'den bildiğimiz kaliteli isimlerden bir tanesi. O da Fesbe'ye geçmişti ve Kudur'a doğru. Tam nokta atışı. Zınk, Kudur yerde. Ve şu anda sisten arkasında bile olsa kaldırmak büyük bir risk. İkincisiyle birlikte tamamlıyor skoru. Çekecek Fesbe. Valkes'i 4 puana getirecek. Sürreal. Çok oyuncusunu düşürdü Nextria'nın. Bir türlü bitiremedi. 3 puanları var. Şu anda 3 oyuncuyla devam ediyorlar. Nextria 6 skor çıkarttı ama hala Crew Jolly'yi. Maikon'u yakalayabilmiş değil. Boran'la aynı takımda oynuyorlar desen kimse şaşırmaz herhalde. Şaşırmaz, şu an birbirlerine evet. O kadar yakınlar ve o kadar iyi açı sahibiler. Yani bu Cheetah'ı inaklamış olması burada yani Nextria'nın çok önemli bir durumun kapısını açıyor onlar için. Sol tarafa doğru da biraz daha açılabilecekler. Fesbey, Wildcats onlar da elenecek burada. Kim attı hiç göremedim ben bu arada. Ama dördüncülükte kötü bir puan değil. Yani drop'un yeri değişiyor. Drop sallanıyor. Maikon hayatta kalıyor bir şekilde. Elon. Farkına varıldı. Elon'a doğru gelen mermilere mükemmel bir 3x spreyle cevap var Yekta'nın üzerinde. Sürreyle ayakta tutmaya devam edecek. Senin söylediğin o. Cheetah'ın düşmüş olmasını bir şekilde telafi etmeye çalışıyor ama ne yazık ki imkanları şu anda sınırlı kalmış olabilir. Geriye sadece iki takım kaldı. 2-2 pozisyon. Cheetah yerde, Naos ayakta, Frozen ayakta birbirlerini gördüler. Elon'dan birazcık destek gelmesi lazım. Nihat da şu anda bombasıyla beraber zorlamak istiyor. Naos'u da alacaklar. İki oyuncunun düşüğüyle beraber pozisyon 2-2'ye geldi. Ve şu an 8 skorla veya 10 skorla bir anda oyunu kapatma ihtimali var Nextria'nın. Aynısını Surreal için de söyleyebiliriz. Tek bir ismin ellerine bakıyor. Elon tek başına adının hakkını verebilecek mi acaba? Cheetah bitti. Bir yakın bomba denemesi mi? Patlamayı görmedik bile. Şimdi burada Frozen tabii daha çok buggy'de birilerinin olabileceğini düşündü. Ama öyle değil. Sakin kalmak zorundalar ve Elon'u da şu anda görüyorlar. Surreal kadrosu ikincilikle beraber günün ilk karşılaşmasını kapatırken diğer tarafta Nextria Gaming birçok ismin yeni favorilerindendi. Onlar da ilk maçın galibiyetini alıyorlar. 15 sıralama puanını Nextria'ya şu anda yazıyoruz. Tebrik edelim.